Gazetesi'nin birinci haberi var. Şimdi Emre Kınay hazırlansın. Yani bu vaziyette Kadıköy Belediye Başkanı olursa ortağı HDP'lilerin ne yaptığını öğrensin. Ya da ortağı PKK'lıların nasıl dümen çevirdiğini öğrensin Emre Kınay. Çünkü Akşam Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan bir haberi paylaşacağız sizlerle. PKK Mardin'i böyle ele geçirdi diye bir haber. Ahmet Türk'ün fotoğrafıyla birlikte. Kayyum atanan eski HDP'li belediyelerden Mardin'de olanlar PKK'nın nasıl sızdığını kanıttı. Sızma falan değil derdi. Yani direkt ele geçirmişler Sızma Ahmet Türk deniyor üzerinden. Yani şimdi. sızma o işin biraz bilmecesi. Soruşturma raporu her şeyi anlatıyor deyip birinci sayfadan soruşturma raporunun iki paragraflık detayını vermişler. Ne demişler? Bakın Ahmet Türk'ün HDP'li belediye başkanının başkanlığında Mardin Belediyesi'ni nasıl böyle Kandil'e bağlamışlar onu anlatıyor. Sabri Ok kim? Kandil'deki terörist Evet, elebaşlarından bir tanesi. yanlış yapamadım. Aynen. Kime verilmiş biliyor musun? Mardin Belediyesi'nin mali işleri. Sabri Ok'un yeğenine. Yok artık. Valla. Soruşturma Mali raporu. işleri. Mali işler. Ondan sonra kepçe niye kazıyormuş ya efendim silahlarla? Personel işleri kime verilmiş? Karayalan. Ahmet Türk'ün yeğenine. Sonuna. Kandil'in yeğeni, belediye başkanının yeğeni. Ne oluyor peki? İzmir'de gidecek böyle işte İzmir'de. 550 kişi, 550 kişi Mardin'de PKK'nın referansıyla Mardin Belediyesi'ne giriyor. Kadrolu işçi, memur neyse. Dağda yakını olmayan işe alınmıyor. Diyor ki dağda yakının olacak. Birini dağa gönder, belediyeye öbürü girsin. Bak bak işler nasıl yürüyor. Maaşlardan da diyor her girilen maaşında 200 lirayla 500 lira arası PKK'ya aktarılıyor. Bunlar Suyundan iddia bak. değil, soruşturma raporunda yer alanlar. Devam ediyorum. Personel alımında sorulan soru. Hani bunlar diyorlar ya başkanlık bilmem ne falan filan diye 1.000 tane tezvirat yapıyorlar. Raporda var. Diyor ki personele sen ve ailen PKK için ne bedel ödediniz? Ne yaptınız bugün? Bugün PKK için ne yaptınız? Düş Tamam mı? artık. Haşa benzetmek gibi olmasın. Bu soruyu soruyorlar. Mülakatlarda soruyorlar. Devam ediyorum. Hepsi gömülecek. İhalelerden PKK'ya komisyon ödeniyor. Hepiniz gömüleceksiniz. Belediye araçları eylemlerde kullanılıyor. Yoksullar için toplanan paralar bile Kandil'e gidiyor. E şimdi siz az önce Aferin. Emre Kınay'ı dedi. Kadıköy'de Şerdil Dağrası. Öbür tarafta Atilla Taş mıdır? Ne taşı? Bir taş var. Alper Taşı. Alkartaş. Ondan sonra Beyoğlu. Öbür tarafta bilmem ne. Süleyman Soylu açıkladı 299 tane adayı ya da işte meclis üyelerinden birinci, üçüncü, beşinci sıradaki en iyi yerlere falan PKK tarafından HDP diyorlar da PKK tarafından konulmuş isimler bunlar. Kandilin aparatı. Tamam mı? Ya böyle bir şey yok. Geçen dün şeyi onu Siyah söylüyordu. sözcüsü. Neydi onun ismi? Doğu Perinçek onu söylüyordu. Yok işte uzantısı mı? Yok Değil değil diyor değil. ya. Direkt Tabii. PKK'nın kendisi diyor. Tabii. Meclisteki temsilcileri diyor. Bu kadar yani. HDP dediğin şey ya, bu ülkenin yönettiği, bu ülkenin doğurduğu Aynen. bir şey değil Şunu çünkü. demeye HDP getiriyorum. dediğin Kandil'e Yani bağlı Amerikan siz şeydi. Menşeli bir İzmir'de proje. Tunç Soyer'i seçtiğinizde Kandil'e Mardin gibi bağlanmasa bile daha ince bir bağla bağlanacak ama yine kritik noktalar bu adamların belirlediği. Geçen Erdoğan çok iyi hatırlattı. Ne dedi biliyor musun? Bizim dedi belediyelerde dedi bu kayyumlarla buraları temizledik ettik. Hatırlayın dedi. Belediye işçisi dedi. Belediye başkanını sandalyeye oturtup hesap sorup tekme tokat daldığı bir yerden biz buralara getirdik. Diyarbakır'ı dedi. Ya.